Birlik Grup İnşaat marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programından herkese merhabalar. Ordumuzun üreten, hizmet eden her sektörden iş adamlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her hafta farklı sektör ve farklı iş adamlarıyla birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve bu haftaki sektörümüz ise asansörün yapımını ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. İki tane ortağımız var. Firma ortaklarımızı tanıyacağız. İşletmecilerimizden Zeki Ertegin ve Sinan Özyanız'la bir aradayız. Öncelikle ortağımız Zeki Ertegin'i tanıyalım efendim. Zeki Ertegin kimdir? Öncelikle hoş geldiniz. Ben 1990 doğumlu Ordu Kumru Eski Çokdemirhan Köyü'nde dünyaya geldim. 97 yılında İstanbul'a göç ettik. Ordu Üniversitesi Mesudiye Meslek Yüksekokulu muhasebe mezunuyum. Yaklaşık 5,5 yıldır asansör sektöründe çalışıyorum. Peki firmanızı ne zaman kurdunuz? Firmamızı 2014 yılında kurumsallaştırmaya başladık. Faaliyet konularınızdan bahseder misiniz? Asansör yapıyoruz ama asansörü de sınıflandıralım. O faaliyet konularından da bahsedelim. Faaliyet konularımız, biz ağırlıklı olarak montaj işiyle uğraşıyoruz. Aylık periyodik bakımlarımız var. Revizyon işleri yapıyoruz. Güvenliksiz olan asansörleri kontroller sonucunda güvenli bir hale getiriyoruz. Yük asansörleri yapıyoruz, insan asansörleri yapıyoruz, hastane asansörleri, sedye asansörleri tarzında bu şekilde çeşitlendiriyoruz. Peki asansör yaparken, dediniz ya yük asansörleri, hastane asansörleri. Asansör yapılırken baştan aşağı yukarıya artık kademelerini anlatarak bir asansör yaparken aşamalarından bahseder misiniz? Öncelikle montajı yapılacak olan asansör kuyusunun ölçümleri yapılıyor. Ölçümler doğrultusunda eğer ki herhangi bir sıkıntı yok ise projelendirilerek asansör montaj işlemine başlanıyor. Öncelikle rayların koyulacağı sistemin misinesi atılıyor. Misineler doğrultusunda raylar koyuluyor,
ilk boy rayları koyduktan sonra sistem bir motor daha koyuluyor. Motor üzerinden raylar koyularak bitiriliyor. Asansör yapılırken bunların aynı zamanda bakımları var. Evet. Öncesinde asansör yapmak zorunlu mu? Yani bir yakın tarihlerde asansörlerle ilgili kanun hükmünde kararnameler çıkıyor. İşte 3 kata kadar normal ama 3 katın sonrasında zorunlu gibi yasalarda çıktı. Önce yasayla ilgili bir zorunluluk var mı asansör konusunda? Öncelik 3 kattan kadar sıkıntı yok. 3 katından sonrasında asansör yapmak zorunlu hale getirildi. Kırsal alanlarda da bunlar kırsal alanlarda da mecburi mi? Evet. Büyük şehirlerde geçerli. Peki asansör bakımlarına gelecek olursak, asansör bakımları yapılmalı mı? Ne kadar zamanda, onların süreleri var mı? Onlardan da bahsedelim. Asansör bakımları aylık düzenli olarak yapılması gerekiyor. Çünkü bir sistem düşünün, her gün çalışan bir sistem. Bu sistemin belli bir zaman sonra aşınmaya uğruyor. Bu aşınmayı önleyebilmek için her ay düzenli olarak bakımların yapılması gerekiyor. Peki asansörün sürtünmelerden, o sonuçta raylardan bahsettiniz ya, sürtünmeden zarar görecektir eminim. Evet. Zarar görmesi durumunda yağlanması da önemli. Sürtünmenin zararları nedir? Yağlanmazsa sıkıntı verecek midir ürünlere? Oradan biz da zaten yapmış olduğumuz aylık periyodik bakımlarda yağ kontrollerini genellikle sağlıyoruz. Yağsız bir asansörün çalışması konforunu bozar, fren tertiplerine zarar verir. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda çok büyük zarara yol açabiliyor. Siz asansörü yaptınız. Yaptığınız asansörün dışında herhangi bir işte site olabilir, bireysel konut olabilir. Size bakım için müracaat ediliyor mu? Yani sadece bakım yapıyor musunuz? Bakım için müracaat ediliyor. Müracaatlarda biz önce binanın asansörünü kontrol ediyoruz. Kontrollerini sağladığımız zaman eksiklikleri yöneticiye bildiriyoruz. Bunun karşılığında bakımların eksiklerini giderdikten sonra aylık asansörleri bakıma sokuyoruz. Peki Zeki Bey, gerek yaptığınız ürün gerekse bakım için dediniz ya, asansörde en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bakım için çağrıldınız. Asansörde karşılaştığımız en çok sıkıntı kalitesiz malzemenin kullanılıyor olması. İşi daha da çok tabiri caizse vurkaç sistemiyle yapılan asansörlerin daha da güvenilir bir hale getirmesinde çok büyük problemler yaşıyoruz. İnsanlar asansör kullanmasında çok da tecrübeli, bilgili değiller. Neler yapmalı? Sadece binelim, biz şu kata gidelim veya bu kata gidelim diye düşünceler içerisindeler. Ama bu sonuçta bir sistem, bu sisteme ayak uydurmak gerekiyor. Ve bunun konusunda da bilgilendirilmek gerekiyor. Zaten biz bilinçsiz insanları bu konuda bilgilendiriyoruz. Ya örneğin dediniz ya, düğmeye bastık, açılması lazım ama işte hadi açalım, kaba kuvvet uyguladık. Bu kaba kuvvetin asansöre ya da o yazılıma, otomasyona zararları nelerdir yani? Şimdi sistem her şey dokunmatik. Yani dokunarak sistemi hareket ettirebiliyorsunuz. Kendi başına zaten hareket etmiyor. Siz eğer ki bunu kendi insan gücüyle açmaya çalışırsanız sisteme mekanik olarak çok büyük zararlar veriyor. Peki yük asansörüyle insan taşıyan normal 3-4 kişilik asansör, onlar arasında bir farklılık var mı? Yük asansörüyle insan asansörü arasındaki farklılık kapasite farklılığı var. Yük asansöründe kullanılan malzemeler insan asansörlerine göre daha kalın malzeme oluyor. Ama işlevleri her şekilde aynı. Değişen hiçbir şey yok. Proje yenileme gibi bir şey var mı bu asansörlerin içinde? Sonraki yıllarda karşımıza böyle bir şey çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Az önce de bahsetmiştim. Sistem gün geçtikçe ilerliyor. Yeni yeni sistemler çıkıyor. Ve eski asansörler bu sistemlere ayak uydurması gerekiyor. En önemlisi güvenlik halt safhaya çıkıyor. Yükseldikçe insanlar da bu artık güvenliği, diğer asansörlerin güvenli olduğunu inanmıyor. Bu asansörler yeni yönetmeliğe göre, atıyorum, X bir güvenlik tertibatı geldiyse bunu bu asansöre montaj ettirmeleri gerekiyor. Ona uygulamak için asansörün pasif duruma düşmesi lazım. Evet. Kaç gün ya da bu süreci değerlendirirsek kaç gün orada pasif duracak ya da ne kadar zaman alacak o işe entegre etmek, uygulamak için? Şimdi değiştirilecek olan malzemeye göre değişiyor. Minimum bir gün, maksimum bir hafta olarak değişiyor.
çok da mağdur olmayacaklar. Evet. Ama önemli olan güvenlik olduğu için ister istemez bunların da entegre edilmesi gerekiyor. Şimdi siz programımızda şu ana kadar en genç işletmecimizsiniz. Tabii ki sizler gibi ya sizin yaşlarda olacaktır ya da az çok asansör firmalarında çalışanlar olacaktır. Elemancılık yapacaktır. Asansör firması açmak için neler gerekli? Yani önüne gelen asansör firması kurabiliyor mu? Bunun gereklilikleri, belgeleri, şartnamesi var mı? Öncelikle bu asansör sektörünü çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Hı hı. Asansör yapabilmek için belli bir şartlarda modüller var. Hı hı. Bu modüllerden birkaç tanesini alarak asansör işi yapabiliyorsunuz. Belgeler bununla beraber düzenli olarak belgeler mi isteniyor? Dedik ya paramız var. Sadece parayla mı o belgeler nelerdir? Her sene yenileniyor. Bu belgeler her sene yenileniyor. Hı hı. Modül B artı E, modül G, modül H. ISO 9001 kalitemizi gösteren bir belge. Hizmet yeterlilik belgesi var. Hizmet yeterlilik belgesi karşılığında asansör bakımı ve asansör montajı yapabiliyoruz. Bu tür belgeler var. Sektörümüzde yaşanan sıkıntılar nelerdir? Yani yaşadığınız, karşılaştığınız gerek rakip firma olarak gerekse ürün aksamında. Ya biri, siz metal kullanıyorsunuzdur, öbürleri zamak kullanıyordur. Ürün aksamında, materyaller, karşılaştığınız sorunlar tümünü değerlendirecek olursak sektörümüzdeki sıkıntılar nelerdir? Bizim sektörümüzdeki en büyük sıkıntımız işveren firmaların, hı-hı, asansör firmalarını çok yakinen tanımıyor olması. Ve kaliteye değil, işin nasıl daha ucuza yaptırabilirim, daha nasıl bir erken bir şekilde teslim alabilirim şeklinde yaklaşımları var. Ama biz asla, az önce de bahsettiğim, kaliteden asla ödün vermiyoruz. Daha önce malzeme değil mi? Yani kalite dediğimiz oradaki kullanılan, dedim ya, metalle zaman arasında dünya kadar fark olduğunu, ya çabucak aşınacağını düşünüyorum. Siz de bu konuda tecrübelisiniz. Oradaki kullanılan materyaller, otomasyonlar önemli. Onları da değerlendirecek olursak ne kadar fark edebilir? O sektördeki sıkıntılar ucuz işçiliğe kaçacak ama siz daha kaliteli üründen bahsediyorsunuz. Şimdi biz birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Sonuçta, hı-hı, biz insan taşıyoruz. İnsan, evet, sağlığına da önem veriyoruz. Hı-hı. Kalitemiz hiçbir zaman düşmedi. Daha da gün geçtikçe daha da çok bir tık yükseğe çıkarak çalışmalarımızda bunu hedeflemeyi düşünüyoruz. Ama ucuz işçilik pahalı birinci sınıf kaliteye karşı çapraz bir bağlantı içerisinde. Siz ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız kullanın, işçiniz ucuz olduğu takdirde kaliteli malzemeyi hiçbir şekilde faydalanamazsınız. O işçilikle ürünleri kıyaslayacak olursak, örneğin makaralar var karşımızda, halatlar var. Evet. Bu halatların, makaraların arasında ya birinci sınıf, üçüncü sınıf diyebileceğimiz çok farklılıklar var mı? Yani tabii ki. Genelde birinci sınıf ama çok daha gerilere gittiğimiz zaman çok çabucak aşınacak bir ürün müdür? Halatları değerlendirecek olursak. Şimdi halatlar da kalite değişiyor. Kendi rözlü halatlar, çelik rözlü halatlar diye sınıflandırabiliriz, hı-hı, bunu. Biz en kalitelisi olan kendi rözlü halatları kullanıyoruz. Bunlar daha uzun ömürlü oluyor. Hı-hı. Makaralarda bir özellik var mı? Makaralarda kauçuk olan makaralar da var. Plastik olan makaralar da var. Biz burada kauçuğu tercih ediyoruz. Yerine göre plastik makarayı tercih ediyoruz. Şimdi konuştukça aklıma geldi. Aslında hani tüketici hataları dedik ya, onları da söyleyeceğim. Asansördeyiz. Örneğin yani çocukluk yaptık ya da çocuklar da var. Asansörde bindiğimiz zaman hani çıkıyoruz, gidiyoruz. O asansör çıkarken bizim zıplamamızın asansöre etkileri nedir? Asansör etkileri, burada ucuz işçilik ortaya çıkıyor. Konfor ayarlarından meydana geliyor. Hı hı. Yine dediğim gibi asansör bakımı çok önemli. Sonuçta bir sistem, bu sürekli aşınabilecek bir sistem, zarar görebilecek bir sistem. Yani zıplamak kesinlikle oradaki ürünlere zarar verecektir. Zarar muhakkak verecektir. Asansörü frene geçirir. Bu da kullanıcıyı korku saldırır. Yani böyle ne derler, panik ataklığa yol açar. O esnada bir alarm tuşu falan vardır. İleride. Tabii ki kabin içerisinde alarmlar var. Telefon sistemiyle haberleşme de var. O şekilde yardım alabiliyorlar. Peki buralara geldik. Aslında o dediğim konu da önemli. Birçok yerde karşılaşıyoruz. Yani bireysel olarak tek bindiğimde zaten ister istemez ya çocuklar biniyor ya da birileri zıplamak istiyor. Bunlarla beraber tüketiciyi bilinçlendirme adına gerek oradaki otomasyonlar, dokunmatik tuşlarla asansörler var. Kapıların gerdirilmesi. Asansör kullanımında tüketiciyi bilinçlendirme adına
neler söylemek isteriz? Yani kapıyı açarken, tuşlara basarken, bazen asansöre basıyoruz, o kapıların kapanması 3-5 saniye geçiyor, 30 saniye geçiyor, halen kapanmıyor. Genel anlamda o asansörlerin farklılıkları, tüketicilerimiz nelere dikkat etmeli? Yani illa sadece evinde asansör kullananlar için değil, günlük yaşantımızda da bir AVM'ye girdiğimiz zaman ya da hastaneye girdiğimiz zaman o asansörlerle karşılaşıyoruz. Asansör kullanımında dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir? İnsanlarımız bu konuda çok bilinçsiz. Zaten sistemi, her şeyini siz kendiniz uyarlıyorsunuz. Asansörün kabinine bindiniz, gideceğiniz katı siz kendiniz tuşluyorsunuz. Yani. Kapılar açıldı, içeride zaten kapatma düğmelerimiz mevcut. Kapatma düğmesiyle kapatabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde mekanik sisteme elle müdahale etmiyorsunuz. Sadece siz butonlarla asansörü hareket halindeyken asansörlere komutu siz kendiniz veriyorsunuz. Peki o elle açtığımız zaman yukarıdaki mekanizma ne şekilde zarar görür? Elle açtığımız zaman o şiddetle asansör kapısı kapanmaya çalışır. Siz açmaya çalıştığınız zaman çapraz bir bağlantı oluştuğu için makaralara zarar veriyor. Bir asansörün projelendirilmesi, bitmesi, tabii binalara göre, yüksekliğe göre, katlara göre değişecektir ama örneğin 3-5 katlı bir bina olarak bahsedecek olursak başlangıç ve bitiş aşaması ne kadar zaman alıyor? Başlangıç ve bitiş aşaması, şimdi sistemi kurdukça malzemeler geliyor. Ray kapıyı koyarsınız, 15 gün kabin beklersiniz. Yaklaşık 20 günde bitiyor. 5 katlı bir binanın montajı 20 gün. Bitirdikten sonra o malzemelerin, rayların yerine oturması için bir süre var mı? Yani örneğin bazen bir fırın alırız, ankastre fırın, içinde boyalar vardır. Boyaların kendine gelmesi, orada yağların yanması için satış uzmanları şunu söyler. Önce yarım saat, 40 dakika çalıştır, içindeki yağların, kokuların gitmesini sağla. Sizin için de böyle bir şey gerekli söylenebilir mi? Ya biz asansörü bitirdik ama bir gün, iki gün boş çalıştırın, inmesini sağlayın. Boş, birisi yukarıdan çağırsın, aşağıdan çağırsın. Bunun gibi kriterler var mı? Yani biraz daha asansörü boş çalıştıralım, raylar yerine otursun diyebilir miyiz? Biz zaten rayları koyarken yerlerinde sabit bir şekilde oturtturuyoruz. Montaj bittikten sonra, binaya teslimden sonra biz zaten 10 gün boyunca asansörün sürekli kontrollerini sağlıyoruz. Sürekli test aşamasını tabii ki. Çünkü biz bütün sistemi o kuyuda koyuyoruz. Bütün sistem binanın içerisinde yapılıyor. Muhakkak ki gözden kaçan ufak tefek ayrıntılar oluyor. 10 gün boyunca biz zaten o asansörün kontrollerini orada yerinde sağlıyoruz. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dilek temenni mesajlarınız, gerek kullanıcılara söylemek istedikleriniz nelerdir? Onları da alalım. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu programda bize yer verdiğiniz için çok sağ olun. Asansör yaptıracak olan işverenlerin kesinlikle kaliteye ve kaliteli işçiliğe önem vermesi gerekiyor. Ucuz işçilik her zaman cana mal olur. Kaliteli işçilik her zaman hizmete mal olur. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Umarım dedik ya, önce güvenlik, ya kullandığımız ürüne dair dikkat etmemiz gerekiyor. Biz her sektörü konu alırken sadece sizin yaptığınız iş değil, karşı tarafta bu işi kullananlar, yani yediğimiz, içtiğimiz her türlü ne olursa olsun sektörleri de tanıtarak halkın da bilinçlenmesini de istiyoruz. Sadece size değer vermek değil, evet, genel anlamda halkımızın da bundan değer kendine biçmesi gerekiyor. Biz asansörü kullanıyoruz ama dikkat etmediğimiz birçok unsur vardır. O yüzden sizden birçok bilgiyi de aldık. Dedim ya, ben dersime çalıştım. Bir baktım istatistiklerde denetlemeler, belediyeler bunu denetliyor sanırım. Evet. Onların da denetlemelerinde baktım ki %50'si, yani bundan önceki yapılanlar, 10 sene, 5 sene önceki, 20 sene önceki asansörlerin %50'si artık kullanılamaz duruma gelmiş. Korkunç bir rakam. Ama bunlar da ne kadar dikkate alıyor? Yöneticilerimiz de buradan bizleri izliyorlarsa önemsemelerini istirham ediyorum. Çünkü can, yani oradaki bir makaranın kopması, o sürtünmelerden, aşınmalardan asansörümüzün zarar görmesi bir cana mal olacaktır. Bir can da kolay değil. Göz göre göre de o insanların yok olmasını istemeyiz. Zamanında bunun için yasalar var efendim. Hem asansörün yapılması 3 kat ve sonrasında, bildiğim kadarıyla mimarlarımız, mühendislerimiz bunu daha iyi bilecektir. Asansörün yapılması zorunlu. Aylık bakımların yapılması zorunlu. Bunun için dikkat edelim diyorum. Programımıza renk kattınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Ve şimdi de efendim diğer ortağımızı tanıyalım istiyorum.
Sinan Özyanız bizlerle beraber. Efendim şimdi de Sinan Özyanız kimdir? Onu tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orada Aybastı Pelizci köyündenim. 2000 yılında İstanbul'a geldim. 2000 yılından beri İstanbul'da ikamet ediyorum. 13 seneden beri asansör işiyle uğraşıyorum. Yaptığınız işten bahseder misiniz? Yine diğer ortağımız açıkladı. Asansör yapılırken montaj aşamasından bahseder misiniz? Yani asansör yapılırken ilk öncelikle asansör kuyularının ekibimizle birlikte gidip ölçülerini alıyoruz. Hı-hı. Asansör oluyor mu olmuyor mu, yani kuyular kurtarıyor mu diye. Hı-hı. Ölçülerde bir sıkıntı yoksa projelendirilip asansör montajına başlıyoruz. Önce kuyudan bahsedelim o zaman. Kuyudan itibaren diğer halat, çelik konstrüksiyon uygulanıyor. O aşamalardan da bahsedelim. Yani kuyuların standart 1.70'e 2.10 olması lazım. Minimum yani mu? Minimum bir asansörü rahat yapabilmemiz için, 10 kişilik standart bir asansör yapabilmemiz için. Yani bundan aşağısı olduğu zaman ruhsat aşamalarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani sizden önce o müteahhit bina sahibi asansörle ilgili bir projelendirme verecektir belediyeye. Veriliyor ama yani tam tutmuyor yani. Ölçüler sonrasında ölçüler uyumsuzluk. Yani. Devam edelim. O zaman asansöre başladık. Kuyumuzu kazdık ve sonrası sizde. İplerimizi sallıyoruz. Projelere göre. Ondan sonra ray montajımıza başlıyoruz. Bir boy ray ayarladıktan sonra platformumuz var. Asansör platformu, kabin. Onu kuruyoruz. Tırağımız var. Tırağımızı da kurduktan sonra ray ayarlamaya başlıyoruz. Bu montajlarda işte 3-4 kat daha rahat da 20 kat zor diyebilir miyiz? Kurulumunda bir fark var mı? Dizlik bir zorluğu yok. Yani tırak olduğu zaman zaten platform kurulduğu zaman 5 kat da aynı yapıyoruz. 20 katı da aynı yapıyoruz. Yani bizlik hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki birçok sebepleri sorduk ama asansördeyiz. Elektrik kesildi ya da bir arıza verdi. O an neler yapmalıyız? O an müşterilerimizin sakin olması lazım. Asansör zaten otomatikmen elektrik kesintisinde en yakın kata müşterimizi getiriyor. O elektrik kesildi, kendisi getirirken biz bir orada UPS güç kaynağı gibi bir şeyler var mı? O yukarı asansörde çıkması var. Asansörün içinde UPS var zaten. Müşteri zaten görmüyor. Müşterinin hiçbir şey yapmaması lazım. Sakin olması lazım. Asansör bir dakika içinde otomatikmen zaten en yakın kata müşteriyi getirecektir. Peki kuyulardan bahsettik az önce. O kuyularda binanın en alt zeminine uygulandığı için zaman zaman alt belki de binalarımız su alacaktır zemininden dolayı ya da üst kattan bir şekilde sular inecek kuyumuza. Kuyudaki suların alınması, bunu nasıl anlarız ya da su olduğunda bunun çözümü, bununla ilgili neler yapılmalı? Asansör kuyusunda yani çalışan, faaliyette olan bir asansör kuyusunda su varsa yani asansör elektrik aksamıyla çalıştığı için tehlike kapsamına girer. Yani otomatikmen zaten kaçak akım şartelleri vardır asansörde. Önce elektrik devresine mi zarar verir? Tabii. Öncelikle hemen zaten kaçak akım atar. Müşteri de anlar zaten asansörde bir arıza olduğunu. Bizlere bildirir. Biz de müşteriye dönüş yaparız yani. Peki programımızın yine sizlerle birlikte olan bölümünün de sonuna geliyoruz. Aybastılısınız. Aybastı'ya gider misiniz? Vallahi Aybastı'dan konuşalım isterseniz. Aybastı'yı seviyorum. Senede en az 3-4 kere giderim. Ama yeni nesil gençlerde bunu görmüyorum fazla. Evet, ben de tam onu söyleyecektim ki hep büyük abilerimiz, iş adamlarımız gider. Onlar hani zamanı var diyoruz ama sizin gitmenize gerçekten takdire şayan. Yani ben senede 3-4 kere giderim. Yani yeni nesil gençlere de buradan sesleniyorum. Onların da gitmesini isterim memleketlerine yani. Memleket candır bizim için. Sinan Bey, sizin dilek temenni mesajlarınız nelerdir? Vallahi dilek temenni mesajlarımız, iş adamları arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Birlik ve beraberliğimiz ne kadar daim iyi olursa ileriki zamanlarda kurumsallaşma yönümüzde kısa olacaktır. Birlik beraberlik içinde onlar size yardımcı olacak. Siz onların işlerini çözeceksiniz. Aslında birçok sektör var ama ordumuzda araştırdığım istatistiklerde %70'lerde hep inşaatçı iş adamlarımız var. Bunların da sizleri tanıması, onların yaptığı işlerde
halkımızın daire sahibi olması adına biz bu programa çıkarmaya çalışıyoruz. Elimiz gücümüz yettiğince bu haftada size zaman ayıralım istedik. Sizleri de ekrana çıkardık. Gerçekten yine başarılı çalışmalarınız var. Tabii dediğimiz gibi birlik beraberlik hep beraber sizlerle beraber de olacak. İnşallah. Renk kattınız. İki genç iş adamı, iş ortağınızı biz ekrana taşıdık sizlerle beraber. Asansörü anlattık. Efendim bu hafta da Marka Vizyon programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir sektör, başka bir başarılı iş adamıyla görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın. Birlik Grup İnşaat Marka Vizyonu sundu.